Hocam motivasyonum çok düşük. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok moralim bozuluyor hocam ya. Birinci sonuç motivasyonu artırman için sana çok önemli bilgiler vereceğim. Ve motivasyonu mutlaka artır. Neden biliyor musun? Çünkü sadece birinci konuları var. Ve evde zamanımızı iyi değerlendirip çok güzel hedeflerimize ulaşabiliriz. Hadi gel videomuza başlayalım. Birincisi 0-50-100. Sen en fazla kaç kilometre hıza gidebiliyorsun Tonguçcuğum? Hocam 80 kilometreyi gördüm bisikletimle. Harika 80 kilometre. Nasıl gördün 80 km? Bayağı hızlı gitmişsin Tonguçcuğum herhalde. Kilometre okuşa... göstergesi var 80 <laughs> kilometre. <km. gülüyor> herhalde bozukluğu göstergesi. 80 kilometre hızla bisiklete gidersen çok tehlikeli. Yani lastikler bile patlayabilir. Neyse şimdi bizim hedefimiz... En yüksek nete ulaşmak. Sınavda çıkacak olan soru sayımız belli. 90 soru. Bunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal. Biz 90 hedefine ulaşmak istiyoruz. Ama bunun için bizim için önümüzde engeller de var, sıkıntılar da var ama güzel haberler de var. Güzel haberleri videomuzun en başında söylemiştim. Birincisi sadece birinci ram kolları var. İkincisi de evde olduğumuz sürede çok güzel ders çalışabiliriz. Fakat sıkıntı verici bir durum daha var bir kere dışarı çıkıp böyle rahat rahat dinlenemiyoruz. İkincisi bazen denemelerde yanlış yaptığımız zaman moralimiz bozuluyor. Ama Tonguç'um hedefini hatırlaman lazım. Sen geçen sene yaz ayından itibaren... Sürekli motivasyon düşüyor hocam. Bak, Kendimi kötü hissediyorum. Ne geç, yapacağım hocam? Geçen sene yaz ayında annem baban sana dedik hadi bakalım ba çalışmaya başla Tonguç u. Sen Mayıs ayında, Haziran ayında birazcık çalışmaya başladın. Yedinci sınıfın sonlarına doğru. Sonra Eylül'de daha ciddi çalışın. Okullar açığında biraz heveslendin. İşte hedefim Kabataş dedin. Hedefim Galatasaray dedin. Hedefim Malatya Fen dedin. Hedefini önüne koydun ve ba çalışmaya başladın. Bu esnada dönem tatili olduğu Kart tatili oldu, Nisan tatili oldu, bir anda virüs tatili oldu. Şu anda birçok şey geliyor ama sen Hedefini asla unutmamış. Hedefin burada seni bekliyor. Bu liseye ben gidemem. Bir kere ben ne kadar konuları biliyor olsam da sınava girip... Sizi bir... almazlar zaten aynen. hocam. Birinci soru Ceyhan, ikinci soru Bursa diye yapsam bile beni almayacaklar. Niye? Çünkü bu lise seni bekliyor. Sen çalışıp kazanırsan, evdeki zamanı iyi değerlendirirsen... ...sadece birinci dönem konuları varken bu konuları da güzel bir şekilde tekrar da çalışmazsan... ...hedefinden uzaklaşırız. Ama çalışırsan hiçbir şey senden kurtulamaz. Şimdi birincisi... Çalışan kazanır, elması kızarır hocam. Harikasın. Çalışan kazanır, elması kızarır. Bir şey daha var ki olumlu cümle kullanmak lazım. Bak, insanın ağzından çıkan her şey bazen olu veriyor. Yani aman çok kötü yapacağım, aman çok kötü yapacağım diyorsun ve kötü yapıyorsun. İyi yapacağım, iyi yapacağım dediğin zaman da olumlu cümle kullandığın zaman da yapıyorum, başaracağım dediğinde de mutlaka başarıyorsun. Hatırlarsan biz bunu diğer motivasyon videolarımızda da söylemiştik. Yapıyorum, Bizim, yapıyorum. Bizim sözümüzde başarısızlık kelimesi yok. Yani sözü açıyorsun A diye başlıyor. A anne, adam, araba işte akraba öyle gidiyor a sonra b'ye geliyorsun işte bebek ya tabii yanlış söylüyorum ben sözlük sıramazım. başarısızlık öyle bir kelime yok bunun anlamı yok bize başarısızlığın anlamı yok niye çünkü biz mutlaka başaracağız istediğimiz liseyi kazanamasak bile bir düşük lise bile kazansak yine başarılıyız hiçbir sonucu bizim için başarısız kabul etmiyoruz neden çünkü biz görevimizi yapacağız vazifemizi yapacağız kaderin sonra... neyse olur yapacak bir şey yok alın hayır. yazın böyleymiş hayır yanlış kader anlayışla çıkıyor LGS'de bunun için dikkatli ol sakın öyle de düşünme sen bak Kur'an'da diyor ki her insana çalıştığının karşılığı vardır. Sen çalışacaksın, gayretini göstereceksin. Sonrasında bekleyeceksin. Belki bu sınavda tam istediğin fen lisesi olmaz. Belki Anadolu Lisesi'ne gidersin. Belki atıyorum başka bir sosyal mühendis lisesine gidersin ama... ...senin o gösterdiğin gayret hiçbir zaman unutulmayacak. Ve mutlaka karşılığını fazlasıyla alacaksın. Çünkü ders çalışıyorsun. Eğitimle alakalı bir şey yapıyorsun. Yani çok güzel bir şey yapıyorsun. Böyle hile, oyun, saçma sapan boş şeylerle uğraşmıyorsun. Kitap okuyorsun, fen, matematik çalışıyorsun. Dolayısıyla... Ne kadar iyi bir insanmışım ben Sen ya. Sen mükemmel bir insansın olmayacaksın. Arkadaşlarına da haberleşmen lazım. Şu anda tabii ki sosyal medyadan... Bu beni yakıyor zaten hocam. Telefona tabii ki telefon diyeti uygulayacağız. Onu söyleyeceğim ama şu anda arkadaşlarımızla çok sık görüşemiyoruz. Okula gidemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Görüntüler arama yaparaktan arkadaşlarına dertleşebilirsin. Mesela Merve ararsın, Ahmet ararsın, Hamza ararsın, Osman ararsın, Ebru ararsın. Onlar sana derler ki ya işte... Abi çalışıyoruz, az çalışıyoruz. Ben de sıkıldım. Onlarla dertleşmek senin için biraz rahatlatır. Ve aynı zamanda Arkadaşların sana... ...kanka dinamo 82 sayfa 3'ünün soruyu bir anlatsana dediğinde... ...ona anlatman... ...senin de daha iyi öğrenmeni sağlar. Veya sen ona sorabilirsin, o sana anlatır. Bak ben de anlamadım diyor. Ali der ki... ...FaceTime'a gelin. <gülüyor> Videosunu <gülüyor> Face... izlesinler. Niye Ali. soruyorlar birbirine? Videosunu izleyebilirler. Konu anlatımında sorularımızın hepsinin çözümü var ama... ...yine de belki kafasına o konu yerleşmediyse... ...FaceTime'dan birlikte sohbet edebilirsiniz. Böylece bu anı hem ders çalışarak... ...hem de dinlerine kullanabilirsiniz. Dolayısıyla haberleşmek de önemli. Fakat... Telefonu da günde 1-2 saatten fazla kullanırsan bu sana zarar verir. Ben verirmiş. maksimum 17 saat kullanıyorum hocam daha fazla kullanmıyorum. Çok büyük bir hata olmuş. Bak hedefine ulaşmak istiyorsan seni hedefinden alıkoyan şeylerden uzaklaşman lazım. Yani sen günde 20 saat top oynarsan ne olur? Hasta olursun hiçbir şekilde ders başaramazsın. Aynı şekilde telefonla çok uzun süre vakit kaybetmek de böyle bir şey. Annem Te beni hedefinden uzaklaştırıyor evi terk ediyorum. <laughs> hayır hayır sakın öyle bir şey yapma. Şimdi bir de Tomuç'um kendine meydan okuman lazım. Kendine meydan okumak ne demek? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hatırlarsan... Challenge. Challenge. Hatırlarsan şöyle bir şey demiştik. Mesela günlerimiz vardı bizim. Ne vardı? Pazartesi günümüz vardı. Salı günümüz vardı, işte Çarşamba. Çarşamba, Çarşamba o zaman da o kalktı hocam. Aynen Perşembe vardı, perişanlıktı, Cuma vardı, Cumartesi vardı, Pazar vardı. Günlerimize biz diyoruzduk ki bazı derslerimizi çalışmak için işte bugün matematik çalışalım, işte bugün fen çalışalım. Bak, sayısal dersleri en başa koyuyorum. Sonra Türkçe biraz daha diğerlerine göre. Niye hocam ayrımcılık yapıyorsunuz? Çünkü sayısal dersler biraz daha belirleyici oluyor. Türkçe diyelim mesela, inkılap diyelim, din diyelim, İngilizce diyelim. Şimdi bu çalışma tablosunu haftalık olarak yaparken şuna dikkat et demiştim. Mesela matematiği yazdın fen Türkçe, inkılap, Din, İngilizce... Ne kadar doğru çiziyorsunuz hocam. Evet şimdi bak dikkatli dinle Tonguç'um. Bunları şöyle bir çizelim. Bayağı bir çizgi çizmiş olduk ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada günlerin var ya. Diyelim ki pazartesi günü matematikten hiç ders çalışamadın. Junior School çalışamadın. Fenden 30 soru çözdün. Türkçeden Oo. 40 soru çözdün. İnkılaptan çalışamadın, dinden çalışamadın. İngilizceden 10 soru çözdün. İyi bir şey ya? bak. Pazartesi gününe baktığın zaman... 30 40 70 10 daha 80. Aa ne kadar az. Hemen artırman lazım. Erciş matematikten 20 soru çözdün. Fenden yine 30 soru çözdün. Türkçeden 30 soru çözdün bak Türkçeden azaldın. Ama inkılaptan 20 soru çözdün. İngilizce'nin de 20 soru çözerekten bak soru sayısını arttırdın. Ne oldu? 30 20 50 oldu. 30 20 50 oldu. 120, 120 soru çıktı. O zaman hedefini artırmalı. Çarşamba günü daha fazla. Altına çalışmadın. yazınca toplamları moralim düzeliyor hocam. Aynen bak. Burada 30 40 70'ten 80 soru çözmüşsün. Burada 120 soru çözmüşsün. Gitgide artıyor. Zaman. O zaman daha da arttırman lazım. Diyelim ki Ama artırmadın. oradaki matematik soruları yenisi hocam kafayı yiyorum. Olsun. O zaman şöyle de düşünebilirsin. Matematiği sen gerekirse 2 ile çarpayım. 2 ile çarpabilirsin. Mesela diyelim bugün 10 soru çözüyor. O zaman matematik 2 ile O zaman söylüyüm. burada 130 soru çözün diyebiliriz. Hatta 140 soru çözün diyebiliriz. Niye bunu iki de çarptım. Oo, daha bunu, iyi oldu. Aynen. 10 soru çözün tamam mı? İşte fenden diyelim ki 30 soru çözün. Türkçeden 20 soru çözün. İnkılaptan 30 soru çözün. Matematik diye bir kire çarpacağım. Bak, dinden soru çözmeden, inkılaptan, İngilizceden soru niye çözün. Niye sürekli eski uçuyorsunuz hocam? Ya din, din kolay değil din, siz. Miyiz hocam benim. Hayır, Tomuş saçmalama böyle bir şey yok. Hayır, derste de din siz bize. Hayır, derste de ders de dinimizi birazcık şu anda arka plana az soru çözerekten diğer derslere ağırlık vermiş olabiliriz. Şimdi bak. Bunu 20 sayıyordun matematik olduğu için. 20, 30 daha ne eder? 50. 50. 20 daha 70. 30 daha 100. 100. 100 soru çöz. Düştü, Aa, düştü, orada düştü, ben. Bunu kırmızı yazacaksın. O zaman diyeceksin kardeşim ben 80'den 130'a çıkmışken 130'dan, 130'dan 100'e indiysem bugün bu 130'dan daha fazla çözeceğim diyeceksin. Çünkü Oo. asla edebini o zaman burada daha fazla soru çözeceksin. Ve hafta sonu geldiği zaman. Böyle gidersek zaman... hocam günde 5000 soruya çıkarım ben. Bak şöyle bir şey var Tonguç'um. Gelecek haftada en çok çözdüğün günlerden bir tanesinin ortalamasına göre devam edebilirsin. Şu da var. Mesela sen bakıyorsun Fen'den bu hafta bu kadar soru çözdüm. Çarşamba günü bu kadar soru çözdüm. Oo. Böyle baktığında Fen'i görüyorsun. Bu ne böyle... kadar güzel bir tavlıyormuş. Dolayısıyla şey. gelecek haftada bunun daha fazlasını yapmaya çalışabilirsin. Yani ben her hafta daha iyisini yapacağım diyebilirsin ve optimal bir şey bilirsin. Ve diyelim ki cuma günü geldi. Matematikten işte 10 soru çözeceğim dedi. Yani normalde 20 soru denk geliyor. Fen'den 20 soru, Türkçeden 20 soru, İnkılap'tan soru çözmeyeceğim. Cuma mübarek gün dinden 20 soru çözeceğim. İngilizceden de 20 soru çözeceğim. <laughs> Şimdi sen bu cuma günü biraz hafif geçti mesela dedim ki seks, 20 20 80 20 daha 100 soru. Bu 100 soru yapmadan kendine asla telefon, bilgisayar hiçbir şey izin vermemeliz. Bu sorular senin ödevin. Artık hedefini önceden koymaya başlayabiliriz. Dolayısıyla kendine meydan okumalısın Tonguç'um. Soru çözme sayını her geçen gün artırmalısın. Kendime yoruluk katabilir miyim hocam? Hayır o kadar değil. Bak Tonguç senin rakibin kim biliyor musun? Senin rakibin Ahmet, Mehmet, Merve, Ayşe değil. Senin rakibin esasında kendinsin. Sen kendini geçersen yani kendimi döveceğim. Hayır kendini döv o kadar. Salı günü çözdüğün 130 sorudan daha fazla soru çözersen işte o zaman hedefine ulaşırsın Tonguç'um. Ve şu da önemli bak. Robert Kolyer diye bir adam çok güzel bir cümle söylemiş. Demiş ki: "Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Yani bir anda 150 bin soru çözüp ertesi gün LGS'yi kazanamazsın ki. Öyle bir şey yok. Ben kazanırım. Öyle bir şey olmaz. İmkansız benim patlar. Yani yani benim olması lazım tabii patlaması için ama imkansız bir şey. Ama her gün atıyorum 150-200 soru çözerekten bunu yeni nesil ve normal sorulara göre ortalama yapalım. Her gün 200 soru çözüyorsun ve sınavda diyelim ki şu anda 65 gün kaldı. 60 gün kaldı diyelim. Bak 13 bin soru eder. 200 çarpı 60 yazıyorum. 0 0 0. Benim matematiğim o kadar iyi olmadığı için. 12 bin soru. 12 bin soru çözüyorsun. Ben şimdi sana desem ki Tonguç 12 bin soru çöz desem anne diye kaçarsın. Ama her gün 200 soru çöz dediğimde 12 bin soru çözmüş oluyorsun. Ve sınava kadar... Cumartesi kalan... pazar yok mu hocam serbest? Cumartesi pazar zaten okul olmadığı için artık daha fazla soru çözmen lazım. Şu anda rakiplerin zaten sadece birinci dönem konuları olduğu için... ...ikinci dönem konulardan sorumlu olmadıkları için ve evde oldukları için... ...daha çok kitap okuyorlar, daha çok çaba gösteriyorlar... ...ve daha fazla soru çözerekten daha başarılı olabilirler. O yüzden sen de onları geçmelisin. Bütün kitapların bitti ya. Ne yapacağım hocam? Bununla alakalı birazdan güzel bir haber vereceğim sana. Başka neler yapabilirsin? Beslenmene dikkat etmen lazım Tonguç'um. Şu anda mikropla savaştığın gibi esasında beynin de zorluklarla savaşıyor. Orada fendeki, matematikteki, türkçedeki o uzun soruları okurken beyninin güzel çalışabilmesi için beslenmene dikkat etmen lazım. Farklı ortamlarda çalışırken tabii ki şu anda kütüphanelere, kurslara gidemiyoruz. Evde... Ben küvette çalışıyorum ya. <laughs> <laughs> Hayır Tonguç'um. Küvette çalışmana gerek yok. Diyelim ki şurada eviniz olsun tamam mı? Şöyle bir ev çiziyorum. Şurası balkon tamam mı? İşte şurada odaları çiziyorum işte. Ne olsun? Oturma odası, mutfak, banyo, salon, yatak odası. Şurası annenlerin yatak odası. Tamam. Kavşak var evimizde. evimizde <laughs> kavşak var. Tamam mı? Dikkat Trafik ışığı koyar mısınız? Ya? Şöyle trafik ışığı koyacağım. Yani ben espri yapıyorum. Sen anlıyorsun. Burası salon olsun. Tamam mı? Şurası işte çocuk odası olsun. ÇO çocuk odası. İyice hayatımız küçüldü -şurası hocam. Şurası oturma odası olsun. Tamam neyse. Şurası da banyo diyorum. Sadece espri olsun diye anlatıyorum bak. Onun çok önemli. Sen her gün... Yo neydi hocam? Ha? Yo yatak odası burası. Anneler yatak odası bak. Sen her gün salonda burada çalışıyorsun ya. Sıkılmış olabilirsin. Ya sürekli buraya her gün her sabah uyanıyorsun çocuklar çıkıyorsun her sabah buraya artık yeter diyebiliriz. O yüzden çalışma Biz odanın... Hep beraber yaşıyoruz hocam beraber banyoda yaşıyoruz. ya. yani. Bakın, fark etme. Annelere diyebiliriz ki anne sizler zaten saat dokuz ondan önce yatmıyorsunuz. Ben Odada kardeşine beni rahatsız ediyor. Arada bir salona geliyor böyle gürültü yapıyor. Ben yatak odasındaki şu kısma şu masamı alıp koymak istiyorum. Değil? Babam dever beni. Hayır baban da izin verir. Baban da senin başarılı olmanı istiyor sonuçta. Senin ha, başarılı olsun ama baban da hava açacak. Diyecek ya bizim işte Tonguç var ya şurayı kazandı. Dolayısıyla baban da buna destekler. Anne de destekler. Veyahut da çocuk odasına bir bölüme koyabilirsin. Veya çocuk odasından salon. Dolayısıyla şu anda. Oturma odasına koyayım. Oturma odasına da oturma odasına sürekli kardeşin veya anneler televizyon izlediği için evde olduklarına belki sıkıntı olabilir. Ama bence şu anda evin en sessiz yeri neresidir biliyor musun? Yatak odası. Normal yatak odasına girilmez. Ama şu anda annenden böyle bir izni seversin. Sessiz kapıyı kapatınca saatlerce denemeler, sorular çözebilirsin. Böyle bir ortam değişikliği de yapabilirsin evde. Ve yazarak sesli anlatarak ders çalışmak da çok güzel bir şey. Yani sanki arkadaşını anlatıyormuş gibi hani demiştim yani FaceTime'da, WhatsApp görüntüler aramada arkadaşını anlatabilirsin. Bunu kendine de anlatabilirsin. Alırsın ekranı deli gibi. Merhaba. İnkılap tarihinde bugün sizlere birinci önünü savaşını anlatacağım dersin. Anlatırsın. Hatta böyle bazen öğrencilerimiz bize Tonguç Akademi'nin taklidini yapıyorlar. Sen de ona benzer taklitler yapabilirsin. Bir de Tonguç en önemlisini söylüyorum. Bunu kim söylüyor? En önemli işimiz çişimiz hocam. Hayır en önemli işimiz çişimiz. Onu yapacağız. Sıkışınca altımızı tutamayız. Ama okumak Tonguç çok önemli. Niye biliyor musun? Milliyetin Bakanı bunu söyledi. Ölçme Değerlendirme Başkanı bunu söyledi. YÖK Başkanı bunu söyledi. Artık yani bunu söylemeyen kalmadı. Çok kitap okuyan kazanacak dediler. O yüzden Türkçe sorularını uzun uzun yaptılar. O yüzden matematik sorularını uzun uzun yaptılar. O yüzden fen sorularını bir sayfaya sığdırıyorlar. Bunun sebebi sadece bu. Diyorlar ki ya biz eskiden 22 çarpı 36'yı soruyorduk. Öğrenciler cevaplıyordu. Biz bunu değil. Uzun bir hikaye yapalım. Öyle oldu da şöyle oldu. Sonra Ahmet buraya gitti. Sonra tren yolundan geçti. Oradan Uzatma kazansın. kardeşim. Uzatıyorlar ki kitap okuyan kazansın diyorlar. Dolayısıyla kitap okumalısın. Hobiler yapabilirsin. Filmler izleyebilirsin. İşte belli başlı müzik alakalı ana kanalımız çok güzel Video Benim yazdık. hobim Instagram'a takılmak hocam. Ee, sosyal medyada arkadaşlarla görüşmek de bir hobidir ama bununla alakalı Tonguç Akademi ana kanalında güzel bir video hazırladık. Onu da izleyebilirsin. Ve tabii ki de fiziksel aktivite. Evde şınav çekebilirsin, mekiş çekebilirsin. veya da böyle küçük esnem hareketler. Balkondan aşağı tırmanın. Hayır hayır sakın sakın öyle bir şey yapma. Bu arada sen demiştin ya az önce hangi kitaptan çalışabiliriz? Yeni LGS'ye özgü sadece birinci ram konuları içeren son tekrar setimiz hazır. Bunun içerisinde bak İnkılap değil İngilizce. Fen bilimleri, matematik ve Türkçenin olduğu mükemmel bir set hazırladık. Nereden alacağız hocam bunu? Bunu iyi e butona tıklayarak Tonguç mağazadan alabilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar. Bizler burada öğretmenlik yapmaya devam edeceğiz. Ama sen ev eminim okul ki... devam edecek mi hocam? Ev okulda devam ediyor. Ev okulda, Tonguç Akademi'de, kamplarımıza ders anlatmaya devam edeceğiz. Ama sen çalışacaksın. Bu 60 günü iyi değerlendirip sonrasında da güzel liseye yerleşeceksin. Hadi Teşekkür bakalım. Teşekkür ederim hocam.